Bugün Şehit Bayram Ali Öztürk hocamızın şehadetinin 10. yılı. Ömrünü ilim ve irfana adamış, bildiğini yaşayan ve yaşatan İsmaila camiasının önde gelen nadide şahsiyetlerinden alim Şehit Bayram hocamızı rahmetle yad ediyoruz. 3 Eylül 2006 sabah 07:30'da İsmaila Camii Şerifi'nde sabah namazının ardından vermiş olduğu dersin bitiminde Mustafa Erdal adındaki zalimin bıçaklı saldırı sonucu şehit olan Bayram hocamızın şehit edilmesinin ardından 10 yıl geçmesine rağmen katillerin arkasındaki kirli ellerin hala açığa çıkarılmaması vicdanlarımızdaki yaranın karamasına devam ettiriyor. Nedense kimseler anlamaz eyvah. Şehit Bayram Ali hocamız dünya hayatını başarıyla tamamlayıp ahirete şehit olarak giden nadide insanlardan biridir. Resulallah, Allah sana korusun yüreğimizi. Nedense kimseler anlamaz eyvah. Daha küçük yaşlardayken sultanımız kendisini gördüğünde bu çocuk büyüyünce İsmail Ağa'da mektubat okuyacak buyurarak bu yolda yürüyeceğinin müjdesini alan değerli bir şahsiyet. Daha 2 aylık iken babasını kaybeden Bayram hocamız yetim olarak hayata başlamıştır. Küçük yaşlarda dahi almış olduğu harçlıkları ihtiyacı olduğu halde biriktirip kitap alırdı. Bir defasında bütün harçlıklarıyla kitap aldığından dolayı bir şey yiyememiş, açlıktan bayılmış halde bulunmuştur. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evlendiği zaman bütün takı paralarıyla doğuya giderek onlardan Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitaplar alarak dönmüştür. Erzurum İlahiyat Üniversitesi'ni bitirdiğinde sultanımızın düsturu ile İstanbul'a yerleşen, ilim okutmayla beraber aynı zamanda sohbetlerle irşada başlayan kıymetli bir dava adamıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Savaşı'ndayken ateşte sahabe-i kiramdan ok atmak yok. Bir sahabe oku böyle çekmişti kendini bari. Boşa gitmesin, bıraktı. Giden ok gibi şey oluyordu. Başta Arapça olmak üzere Osmanlıca, Farsça, İngilizce, Fransızca ve kısmen de Almanca dillerini bilen değerli bir bilge insandı. Sabredemedi peki, doktor efendim kendi başına gidildi. Resul-i Ekrem bu sefer yani bu adamın atmış olduğu okla karşı taraftaki müşrikin öldüğünü duydu. Karşı tarafta bu sefer peki, o da Muhammed diyor ki, ateş gelsin, bırak! Bu adam pek korku attığınızın adamımızı öldürdü. Biz de onun adamımızı dediler bir süre. Attı onlar da bu sahabeyi kurtar. Peygamber Efendimiz bu adamın cenazesi yıkılmaz. İstanbul'da imamlığa başlayan Bayram hocamız sabah namazında evden çıkar, yatsıdan sonra ancak gelebilirdi ve derdi ki, dava adamı gece yarısından itibaren eve gidemeyen adamdır ve giderken de davasını düşünür dedi. Gündüzleri eve gitme adeti pek olmayan Bayram hocamız, öğle yemeğinde camide eğitim verdiği talebelerine ekmek ve peynir verir. Kendisi ise marul ve ekmekle günlerini geçirirdi. Hatta hafızlığını bu şekilde tamamlamıştır. Onlardır aga, lakin surette ifa ederler. Bakma hakaretle dervişanlara, köhne abadiken arifanlara, varisi enbiya. Her zaman evlatlarını ve çevresini Allah dostlarını sevmeye, ilmi almaya teşvik eden Bayram hocamız, Efendi Hazretlerimize ve kitaplara doyamadığını ifade ederdi. Zaman zaman çocuklarına, oğlum hiçbir şey yapamıyorsanız Efendi Hazretlerimize bakın, gözünüz gönlünüz onun resmini çeksin diye tavsiyede bulunurdu. Sultanımızın kendisine yürüyen kütüphane buyurduğu Bayram hocamıza sultanımız çok değer verirdi. Kendisi de Efendi Hazretlerimize karşı son derece hürmetli ve saygılı bir talebeydi. Mektubatçı Bayram Hoca demeleri de kendisinin Allah dostlarına olan sevgisini ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, unutuyorsun. Kur'an okumasını bilip de unutanlar yarın ahirette elleri çapraz derken bağırmış durumda. O zaman insanlar seninle alay edecek. Tüh sana yazıklar olsun. Önce okuyor da şimdi unuttun diye. Böyle desinler de. Çalıştığın Kur'an'a. Kur'an senin kurtarın.
unuttum bana beni şefaat edeceğin. Bıraktın Kur'an'ı. Kur'an Cenab-ı Hakk'a Allah. Şikayetçiyim de seni şikayet edeceğim. Davasına sadık, cesur ve yürekli bir kişiliğe sahip idi. Sohbetlere çıktığında kürsüyle birlikte insanların kalplerini de inletirdi. Şehadete karşı apayrı bir muhabbeti olan Bayram hocamız, bu işler aşk ister. Aşkın önünü ölümden başka bir şey kesemez. Aşk da bedel ister derlerdi ve o bedeli şehadetle yerine getirdiler. Şehadetlerinden iki gün önce sultanımızın huzuruna gelerek Efendi Hazretleri, Hazreti Ömer gibi mihrapta şehit olmak istiyorum diyor. Sultanımız kendisine sarılıyor, bu isteğini de kırmayarak inşallah diye duada bulunuyorlar. Ve hocamız 3 Eylül 2006 Pazar günü sohbetten sonra saat 07.30 sıralarında Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Fakat şehadetinin üzerinden tam 10 yıl geçmesine rağmen katillerin arkasındaki kirli işbirlikçilerin gün yüzüne çıkarılmaması dava ile ilgilenilmediği yorumlarına sebep olmuştur. Rabbim kendisine rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Yakınlarını da sultanımız yolunda daim eylesin. Nedense kimseler anlamaz eyvah, o kadar sak olan dileğimizi, bir ümmi sende ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi. Nedense kimseler anlamaz eyvah,